Bütün meslektaşlarımızı 2-6 Kasım 2022 tarihinde Antalya'da Nirvana Kozmopolitan Otel'de gerçekleştirecek olan Üreme Tıbbı Derneği, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi'ne bekliyoruz. Bu sene kongrede birazcık farklı bir format izledik gerçekten. Geleceğe yönelik de bizim için bazı göstergeler olacak burada. İnteraktif session'ları arttırdık. Yani daha çok hani konuşma değil de daha çok tartışma ve farklı konuların debate şeklinde tartışması veya interaktif tartışması ve yine katılımcıların salondan aktif katılımıyla ilgili bir takım planlamalar yaptık. Bunların ilk örneklerini görmüş olacağız. Daha iyi ve daha verimli geçeceğini düşünüyoruz. Dünyada son noktadaki gerçekten tartışmalı konuları en son bilgilerle birlikte katılımcılarla birlikte değerlendireceğiz. Evet, bugünkü konuşmacılardan öncelikle Doktor Murat Çetinkaya'ya söz vermek istiyorum. Kendisinin genetik konusunda çok önemli deneyimleri olduğunu ben biliyorum, uzaktan takip ediyorum. Murat, konumuz burada mozaik embriyoların transfer edilip edilmemesiyle ilgili. Tabii burada iki tartışmacı farklı iki noktayı ya da iki zıt noktayı tartışıyor gibi olsa da aslında bu noktaların olumlu ve olumsuz yönlerini de tartışıyor olacağız. Yani illaki birinin yok demesi bu eşittir yok ya da diğerinin var demesi var anlamına gelmeyebilir. Burada mozaik embriyoların transfer edilmesinde olumlu, olumsuz ve eksik noktaları burada hep birlikte değerlendiriyor olacağız. Öncelikle Murat Çetinkaya bize mozaik embriyolar transfer edilebilir mi? Edilirse neden etmeliyiz? Bundan bahsedecek, daha sonra Doktor Nilüfer Akgün'e geçeceğiz. Şimdi söz Murat Çetinkaya'da, seni dinliyoruz Murat. Merhaba, Üreme Tıbbi ve Cerrahisi Derneği'ne ve Murat Hoca'ya çok teşekkür ederim böyle bir fırsat için. Umuyorum ki hani güzel bir debate olarak geçecektir, güzel bir tartışma olacak bu. Şekilde. Bugün mozaik embriyolarla ilgili konuşuyoruz. Bunları transfer edip etmeme konusunda nasıl bir yol izlemeliyiz, ne karar vermeliyiz? Neye göre karar verilecek? Onlarla da ilgili konuşmak istiyoruz. Ben daha çok mozaik embriyoların transferi yönünde hani düşünceleri savunacağım. Şekilde, pardon. Öncelikli olarak tabii ki mozaik isim nedir? Temel tanımı olarak iki ya da daha fazla farklı genetik kurulumuna sahip hücreli serilerinin bir bütün olarak bulunması. Bu tüm kromozomların mozaik ismi olabilir. Yani kromozom yapısı olarak farklı yapıda hücreler bir arada bulunabilir. Nokta varyantlar mozaik olabilir. De novo mutasyonlar gibi vücutta sonradan oluşmuş mutasyonlar söz konusu olabilir. Ve kimerizm gibi farklı iki kökenden gelen hücre grubunun birleşmesinden oluşan bir organizma da söz konusu olabilir. Bizim bugün konumuz daha çok tüm kromozom mozaik isimleri. Bildiğiniz gibi son yıllardaki yayınlarda özellikle vurgulanıyor. Trofektoderm biyopsilerinde, D5 biyopsilerinde kliniklerin raporladıkları mozaik embriyo oranları %20'ye kadar çıkabilmekte. Buradaki oran tabii ki belirlenirken çeşitli ön koşullar söz konusu. Mozaiklik cutoff'ları nasıl alınıyor? Bunlara göre mozaik oranları değişiyor. Mesela dünyada çok yaygın olarak sayı olarak çok yüksek sayılarda tanı yapan Cooper Surgical firmasının 86 bin kendi biyopsi örneğine dayandırarak verdiği trofektoderm biyopsilerindeki mozaiklik oranı %15,8 olarak belirtiyorlar. Fakat onların cutoff oranları %20 ile %80 aralığında. Artı bunlarda tabii ki dikkat etmek gereken Cooper Surgical raporlarken 13 kromozom, 13, 18, 21 kromozomların mozaik isimlerini direkt aneuploid olarak veriyor. Yani dolayısıyla onları da aslında mozaik isimlere dahil değerlerse Cooper Surgical'ın mozaiklik oranı %20'lere yaklaşıyor. Igenomix firması ise daha farklı bir cutoff izliyor. %30 ve %70 mozaiklik aralığını mozaik olarak raporluyor. Ve kendi yayınlarında 2020 tarihli yaptıkları yayınlarında verdikleri mozaiklik oranı da %5. Tanılarının %5'ini mozaik olarak raporluyor. Peki mozaiklik tipleriyle öploidi arasındaki ilişki nasıldır? Burada yeşil hücreleri iyi hücreler, öploid hücreleri ve kırmızıları aneuploid hücreler olarak alırsak
Aslına bakarsanız bizim beklentimiz birkaç yıl öncesine kadar ki tüm düşüncemiz, biz trofektodan biyopsisini aldığımızda o embriyonun tümünü temsil eder. Bu trofektodan biyopsisinde biz normal sonuç aldıysak embriyo normaldir, anormalse anormaldir. Fakat sonradan anlaşıldı ki aslında trofektodan hücrelerin içinde ya da embriyonun geri kalanında da farklı kromozomal yapıda başka hücreler de bulunabiliyor. Eğer ki bu hücrelerin sayısı çok azsa, düşük seviyeli mozaisizm, genellikle bu düşük seviyeli mozaisizmde tanıma göre %40 veya %50'nin altı olarak kabul ediliyor ve euploid mozaik olarak da isimlendirilebiliyor yerine göre. Eğer ki bu aneuploid hücrelerin oranı %40 ya da kritere göre %50'nin üzerinde ise yüksek seviyeli mozaisizm ve aneuploid mozaik olarak yer alıyor. Eğer ki birden fazla yerine ikiden fazla kromozomal anormallik içeren hücre grupları bir arada bulunuyorsa farklı mozaiklikler görüyoruz ve buna da kaotik mozaiklik olarak isim veriyoruz. Peki mozaik sonuçların detaylarına girmeden önce çiftlerin tedavi gören çiftlerin bizden beklentileri ne? Onu biraz hani vurgulamak lazım. Bu Amerika'da yer alan bir infertilite tabanlı bilgi veren bir web sitesi. 2018 yılında yaptıkları bir anket. ASRM'de takip etmiştim diye hatırlıyorum ve oradan hani aldığım bir slide. Çiftlerin %82'si, PGTA'dan geçen çiftlerin %82'si aslında mozaik embriyoları olup olmadığını bilmek istiyorlar. Yani onlar için önemli ve embriyolarının sonuçlarının tam olarak ne olduğunu bilmekleri önemli çiftler için. Fakat yine aynı ankette cevap veren çiftlerin sadece %42'si aslında tedavi sürecinde embriyoları mozaik miydi değil miydi bu konuda bilgi alamamışlar. Yani %52'sine bu bilgi verilmiş ama %42'si, %48 özür dilerim, bu embriyolarında aralarında mozaik var mıydı yok muydu bu konuda bilgi alamadıklarından bahsediyorlar. Peki veri tabanlarına göre, yayınlara göre bu oranlar nasıl ve klinikler, IVF klinikleri buna nasıl yaklaşıyor? 2018 yine tarihli bir yayında yine Amerika'da yapılan klinikler arasında yapılan bir ankette National Mosaic Embryo Transfer Practices adlı bir yayın. 252 klinik sorgulanıyor. Bu 250 klinikten sadece %36'sı 2018 yılı itibariyle PGTA raporlarında mozaik sonuçlarında yer aldığını bahsediyorlar. Aslında çok büyük bir oranı mozaik embriyo sonucu almıyorlar. Bu mozaik embriyo sonucu alanlar da 2018 yılında sadece %43'ü o tarihe kadar mozaik embriyo transferi yapmış. Ama sonuç alanların yine büyük kısmı %62'si gerektiği durumda mozaik ET yapabileceğini de belirtmiş. Aslında olumluya yönelik mozaik sonuçları alan kliniklerde mozaik embriyo transferlerine yönelik olumlu bir bakış açısı var. Bu 2022 yılında ne duruma gelmiş? Armstrong 2022 yine Cooper Surgical olması lazım burada grubun adı. Onlarda da %94,8'i yeni raporların hepsinde %94,8'inde mozaik sonuçlara yer veriyorlar. Yani embriyo mozaik ise bu direkt olarak raporda geçiyor. %5,2'sinde sadece ya kliniğin talebiyle ya da hastanın talebiyle mozaik embriyo sonuçları belirtilmiyor. Peki mozaisizmin olası kökenleri nedir? Aslına bakarsanız biyolojik temeller olduğu düşünülüyor. Bu biyolojik temeller genellikle de fertilizasyondan sonraki mitotik hatalar. Yani ilk 8-16 hücre aşamasına kadar yer alan mitotik hatalardan dolayı embriyonun içindeki blastların kromozomal yapıları farklılaşıyor ve bu kromozomal yapılardaki farklılığı biz daha sonraki biyopsi örneklerinde görüyoruz. Bunun da temelinde aslında anafaz gecikmesi denilen bir olay yer alıyor. Bunu bir sonraki slide'da kısaca anlatacağım. Fakat teknik olarak yani aslında biyolojik değil, embriyo kaynaklı değil, teknik olarak oluşabilecek mozaiklik kökenlerini ki bunlar aslında olasılık açısından da dikkate alınması gereken olanlar.
Biyopsi koşullarından olabilir. Gene biyopsideki sıcaklık farklılıkları, özellikle ilk livajlardaki sıcaklık farklılıklarının mitotik hatalara yol açabilir. Ve biyopsi sırasında lazer kullanımı, teasing ile hücreler ayrılırken bu hücrelerden bir patlama oldu mu, çekirdek materyalin bir kısmı alındı, bir kısmı alınamadı mı gibi soru işaretleri her zaman mozaiklik konusunda bizim aklımızda olması gereken unsurlar. Tabii ki teknik olarak hataların içinde ya da olası kökenler içerisinde genetik laboratuvar kaynaklı sebepler de olabilir. Biz genetik laboratuvarında embriyodan elde ettiğimiz biyopsi DNA'sını çoğaltıyoruz ve bu çoğaltma sırasında eğer ki tüm kromozomları eşit bir şekilde çoğaltması gerekirken işlemimiz bazı kromozomlarda fazla çoğaltma ya da bazılarında az çoğalma elde edersek bu da direkt olarak sonucumuzu etkiler ve sonuçta da normal bir embriyoya mozaik sonucu ya da anormal bir embriyoya yine mozaik sonucu verebiliriz. Daha büyük bir ihtimal ise kullanılan algoritmalar, bilgisayar algoritmaları ve bunların nasıl değerlendirildiği, yorumlama aşamasındaki hatalar olabilir. Bunlar da analiz kaynaklı hatalar olarak yer alıyor. Anafaz gecikmesi, burada çok kısa bahsedeceğim. Aslına bakarsanız mitoz bölünme sırasında spindle'lar tarafından kromozomlar ortakta dizildikten sonra her iki kutba çekilirken hücresel mekanizmaların doğru işlememesinden dolayı küçük bir kromozom spindle parçasının diğer kromozomlara yetişememesi ve bir mikro kapsülün içerisine hapsolması. Yani iki kutba sonraki daughter selleri oluşturacak, bölünecek hücreleri oluşturacak çekirdeklerin içine girmeyip ayrı bir çekirdeklerin içinde kalması ve çoğunlukla da bu çekirdekçiğin sonrasında o hücresel mekanizmalar tarafından ortadan kaldırılması. Bu da iki oluşan hücrenin birisinde düşük sayıda kromozom, birisinde ise belki yüksek sayıda kromozom oluşmasına, bulunmasına neden olabiliyor. Diğer taraftan mozaik embriyolar tamam bir şekilde oluşuyor. Herhangi bir mekanizma ile oluşuyor. Peki daha sonrasında biz bunlarla nasıl normal gebelik elde edebiliyoruz? Bununla ilgili birkaç model öneriliyor. Bu modellerden aslında önemli bir tanesi embriyonik seçim. Bu en erken modellerden bir tanesi. Bu modele göre aslında mavi hücreler normal kromozomları, normal kromozomal yapıda embriyoları, hücreleri temsil ediyor. Turuncu sarı olanlar ise anormal kromozomların yapıda. Burada eğer ki embriyo normalse normal devam eder. Mozaiklik yüksek oranda ise embriyo gelişimini durdurur. Mozaiklik çok düşük oranda ise düşük oranda mozaisizm olarak devam edebilir şeklinde anüklüit hücre miktarına bağlı bir embriyonun yaşamına devam edip edememesinin seçildiği bir mekanizma öneriliyor. İkinci bir mekanizma ise trizomik veya monozomik rescue yani kurtarma olayı. Burada mitotik hataların herhangi bir aşamada oluşmuş mitotik hatanın devam eden hücresel mitozlarda doğrulanması, doğruya çevrilmesi yani o mitotik hatanın ortadan kaldırılması şeklinde bir mekanizma öneriliyor. Bunu hücresel mekanizmalarda gösteren yayınlar da var. Yani dolayısıyla aslında hücrenin içinde bu olay var. Ancak bu mitotik hataların düzeltilmesi hatayı normale çevirebileceği gibi aslında daha başka anormalliklere de gidebilecek sorunlar yaratabiliyor. Dolayısıyla bu mekanizmanın hücrelerde işlediği, embriyolarda işlediği gösterilmiş. Ancak dikkatle yaklaşılması gereken bir mekanizma. Bizim genetik açıdan aslında bakarsanız daha çok olduğunu düşündüğümüz ve sonuçları açısından en masum olabilecek mekanizma ise klonal depresyon. Burada mitotik hatalarla oluşmuş anormal hücreler apoptoz veya düşük gelişim potansiyeli nedeniyle bu anormal kromozomal yapıdaki hücreler zaman içinde gelişim potansiyellerini kaybediyorlar.
ve ortadan kalkıyorlar. Yerlerini tamamen ökleyici hücrelere bırakıyorlar ve embriyo bu şekilde normal bir embriyo olarak gelişimine devam edebiliyor. Peki bu mekanizmalar aslında hangi embriyonik dönemde aktif oluyor? Genellikle bu mekanizmaların blastosis döneminde implantasyona kadar geçen implantasyonun ilk aşamalarında gerçekleştiği düşünülüyor. Bununla ilgili 2019'da yapılan bir yayında mozaik embriyoları 12. güne kadar kültür ediyorlar in vitro ortamda ve mozaik embriyolarda 12 mozaik embriyonun 7'sinin aslında 12. günde de viable yani kültüre sağlıklı bir şekilde devam ettiğini görüyorlar. Bunları da incelediklerinde bu 7 embriyonun normal kromozomal yapıya, mozaiklik açısından normal kromozomal yapıya döndüğünden bahsediyorlar. Burada normal kromozom yapısı olmayan 2 embriyo ise aslında başka kromozomlarında tam aneuploidisi olan embriyolar. Dolayısıyla aslında mozaiklik büyük olasılıkla pek çok embriyoda 12. güne kadar implantasyonun erken dönemlerinde ortadan kaldırılmış oluyor. Peki muhtemel sonuçları nedir? Biz mozaik embriyo transferi yaparsak neyle karşılaşabiliriz? En büyük olasılık aslında sağlıklı doğum. İstediğimiz durum bu. Sağlıklı doğumla karşılaşmak. Fakat ne öyle olabilir? Kötü sonuçlar da olabilir tabii ki. Gebelik oluşmayabilir. Ki mozaik embriyoların yüzdesine bağlı olarak gebelik oluşturamaması ya da erken dönem gebelik kayıplarına yol açma ihtimalleri var. Bunlarda dikkatli olmalıyız. Hastaları özellikle ilgilendirirken dikkatli olmalıyız. İstenmeyen sonuç olarak en istenmeyen sonuç olarak mozaik kromozom kullanımının fetüste ya da doğan bebekte gözlenmesi. Peki mozaik embriyolarla nasıl bir potansiyel beklemeliyiz? Gebelik anlamında nasıl bir potansiyel beklemeliyiz? Genellikle şu andaki IVF camiasındaki öngörü %50 ve altında ise mozaiklik oranı bunun iyi bir olasılık olduğunu çünkü yayınlarda düşük oranlı mozaisinin embriyonun diğer bölgelerinde ve biyopsilerle diğer bölgelerinde görünme ihtimalinin %1'den daha az oldu. Yani çok lokali düşük oranlı mozaisinin lokalize bir sorun olabileceği ve embriyonun tamamını temsil etmeyebileceği, embriyonun normal olabileceğinden bahsediyor. Ve gebelik oranları açısından düşük oranlı mozaiklerle öploid embriyolar arasında blastosis transferlerinde neredeyse hiçbir fark gözlenmiyor. Gebelik ve canlı doğum oranları hemen hemen aynı. İstatistiksel olarak bir fark yok aralarında. Peki, mozaiklik tipine göre alt gruplara ayırdığımızda gebelik sonuçlarında bir farklılık var mı? Mozaiklik yüzdesi önemli bir rol içeriyor. Bu tüm kromozomlarda ya da mozaiklik tüm kromozomu etkiledi, belirli bir segmental bölgeyi mi etkiledi, onlar da etkiliyor. Mozaikliğin %50'nin üzerinde olması gerek implantasyonu gerek devam eden gebeliği azaltıyor. Tüm kromozomları etkilemesi yine mozaikliğin tüm kromozomları etkilemesi gebelik oranlarını implantasyonda biraz daha beklentilerimizi düşürüyor. Ancak segmental mozaiklikler çok ilginç. Segmental mozaikliklerde gerek %50'nin altında ya da üstünde olması, yani düşük ya da yüksek oranlı olması, implantasyon veya devam eden gebelik açısından bir fark yaratmıyor. Bu ilginç bir veri. Çünkü segmentallerin büyüklüğüne de çok bağlı değil. Kromozom belli bir bölgesini etkileyen mozaikliğini görüyorsak biz embriyo sonuçlarında, PGTA sonuçlarında bu gebelik açısından öklüit embriyolarla hiçbir fark yaratmıyor ve pek çok yayın tarafından bu gösterilmiştir. Hani kişisel olarak da mekanizma olarak çok başta kabul edemeyeceğimiz bir şey gibi görünüyor. Yani segmental belli bir kromozomun bir kısmı yok. Nasıl düzelir bu? Ama muhtemelen bunlar aslında analiz ya da teknik hatalardan kaynaklanan segmental mozaisim olarak isimlendirmeler olabilir. Ve transfer önceliklendirmesine göre yeni yayınlarda bahsedilen aslında en öne biz mozaik embriyolarda transfer yapacaksak en öne segmental aneuploidleri daha sonrasında düşük seviyeli ve bir kromozomu düşük seviyeli iki kromozomu etkilemiş aneuploidleri mozaiklikleri ve devam ediyor şekilde kompleksler üçüncü sırada
Aynı sırayla bu sefer yüksek seviyeli mozaik simleri eklememiz öneriliyor. Peki bizim mozaik embriyo transferleriyle elde ettiğimiz, dondurulmuş, çözülmüş embriyo transferleriyle elde ettiğimiz sonuçlar nasıl? Memorial Hastanesi'nde aslında uzun bir tecrübemiz var bu konuda ve 300'e yakın mozaik embriyo transferi yapıldı şu ana kadar. Gebelik oranları oldukça iyi. Burada faktörleri vermedim ama BTCG pozitiflik oranı %71'e yakın. Tabii ki yine beklendiği gibi biyokimyasal gebelik kayıpları bir nebze yüksek oluyor erken dönem gebelik kaybı olarak. Fakat gerek klinik gebelikler gerekse klinik abortları da hani göz önüne aldığımızda devam eden gebelik oranları %50'nin hemen altında olarak görülüyor ki bu da makalelerde verilen %42, %43'lük canlı doğum oranlarıyla uyumlu bir oran olarak görünüyor. Peki, mozaik embriyolar sağlıklı doğumu yaratıyor ama bir risk de var mı? Yani gözümüz kapalı şekilde tüm mozaik embriyoları transfer edebilir miyiz? Hastalara bu konuda hiçbir uyarı yapmamız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Aslına bakarsanız hastaları uyarmamız gerekiyor. Tüm tanı almış ya da almamış embriyolarda uyardığımız gibi mozaik embriyolarda da bazı uyarılar yapılması gerekiyor. Çünkü mozaiklik nadir de olsa, çok nadir de olsa devam edebiliyor. Bu 2020 yılında Semra Hoca'nın yaptığı bir yayın mozaikliği bilinen bir embriyo. Monozomi 2 %35'lik çok düşük bir mozaik olarak transfer edilen bir embriyo o dönemde. Amniyosentez takibinde yapılıyor ve amniyosentezinde ilginç bir şekilde mozaik trizomi 2 %2 çok düşük bir oranda da olsa mozaik trizomi 2 görülüyor. Yani aslında komplementi görülüyor embriyoda, fetüste. Fakat gebelik sırasında fetüste herhangi bir anormallik yok. Gelişim parametreleri tamamen normal. Tamamen pörsatiller içinde hiçbir sıkıntı olmadığı için gebelik devam ettiriliyor çiftinde bir onayıyla. Ve daha sonrasında bebek doğuyor. Bebek periferik karyotipi bakılıyor. Çeşitli okullarda inceleme yaptık o dönemde. Ve periferik karyotipinde de bebeğin mozaik monozomi ikisi gözleniyor. Yine %2 oranı. Çok düşük bir mozaiklik. Yani aslında bakarsanız burada gördüğümüz çok büyük ihtimalle embriyo aşamasında bir klonal depresyon oluyor. Mozaik hücrelerin büyük kısmı ortadan kalkıyor ancak maalesef tamamı ortadan kalkmamış. Bebek sağlıklı gelişimine devam ediyor. Şu anda 2 yaşında herhangi bir anormallik yok. Ancak yine de gelişimsel olarak yani ileriki dönemleri takip etmek gerek. Risk var. Yani sıfır riskli bir nasıl PGTA'da belli bir risk varsa mozaik embriyolarında beraberinde belli bir risk var. Yine bu konuda iki tane daha yayın var aslında. Bir tanesi poster. Çok fazla detayına ulaşamadığım bir poster. Ancak empirik bir embriyo transferinden bahsediliyor. Bu Amerika'da yapılmış bir yayın. Analizi de Kaliforniya olması lazım. Öpleyit tanısıyla iki embriyo transfer ediliyor, ikiz bebekler doğuyor. Ancak bebeklerden bir tanesinde gelişim anormallikleri tespit ediliyor. Daha sonra detaylı incelemeler yapıldığında PGTA örneklerine geri dönüyor. PGTA örneklerine analiz olarak tekrar bakıldığında normal diyorlar. Fakat yeni tekniklerle tekrar sokup o artan DNA'yı, embriyodan artan DNA'yı tekrar analize sokup yeni algoritmalarıyla incelediklerinde 5. kromozomun 15. kromozomun özür dilerim ve 15. kromozomun bir kısmını etkileyen yaklaşık 6 megabazlık bir bölgesini etkileyen bir duplikasyon tespit ediyor. Yani aslında bakarsanız bu %56 oranında olduğundan bahsediyor, 57 oranından bahsediyorlar bunu embriyo aşamasında. Dolayısıyla aslında bizim verdiğimiz öplüt tanısıyla verdiğimiz embriyo aslında mozaikmiş şeklinde bir yayın. Dolayısıyla mozaik embriyoyla bir canlı doğum daha hani raporlanmış oluyor o dönemde. Bir diğer yayın ise bu çok ilginç bir yayın. Burada mozaik embriyo transferi yine yapılıyor. 42 yaşında bir bayana yapılıyor. Ancak burada söz konusu olan çok büyük ihtimalle tabii kanıtlanması mümkün değil ama
Çok büyük bir ihtimalle trizomi rescue oluşuyor direkt. Yani aneuploid bir zigot olduğundan bahsediliyor. Aneuploid bir zigottan mozaik bir embriyo oluşuyor trizomik rescue'dan dolayı. Trizomik rescue sonrasında mozaik bir şekilde normal hücrelerle anormal hücreler gelişimine devam ederken ikinci bir trizomi rescue olayını takip eden durumda o rescue'dan sonra normalde ortadan kaldırılması gereken, yok edilmesi gereken DNA parçaları tekrar çekirdeğe dahil ediliyor. Ve sonuçta şu, 47 adet kromozom var, bir erkek bebek gelişim anormallikleriyle canlı doğum. 47 kromozom, 15. kromozomun uzun kolunu etkileyen bir delesyonu var. 15 trizominin bir kısmı delesyonlu. Artı bir de 15. kromozomun bir başka kısmında parsiyel uniparalık dizomi gözleniyor. Yani aslında iki farklı anormalliği bir bireyde bütünleşmiş olarak görüyor. Burada ilginç olan mozaik bir embriyo transferine rağmen buradaki anormalliklerin tüm vücut hücrelerini etkileyen, yani mozaiklik artıda ortadan kalkmış, tüm vücut hücrelerini etkileyen tam bir anormal bebek olarak doğması. Bu da bambaşka ve gerçekten aslında bakarsanız hücresel mekanizmanın tamamen uç noktası olarak ortaya çıkmış bir doğum. Ama demek ki bu riskler var ve bunlara göre hareket etmeliyiz. Peki bu konuda kılavuzlar ne diyor bize? Klinisyenlere, özellikle IVF klinisyenlerine öneriler PGDS tarafından. Yani bu konuda en önde yer alan kurum tarafından yapılan öneriler. TGT'nin teknik kısıtlılıklarından mutlaka çiftlere bahsetmek gerekiyor. Yani güvenilirliği %100 değildir. Çok yüksek, %99 ama %100 değil. Her zaman bir risk faktörü var. Dolayısıyla biz hastalara bilgi ve onay formlarını sunarken bu bilgi ve onay formlarının içinde mutlaka muhtemel mozaik sonuçlardan bahsedilmesi ve nasıl bir yol izlenecek bunun çerçevelendirmesi gerekiyor. Transfer aşamasında ise her zaman bildiğiniz gibi zaten bu standart artık. Öklüit embriyo transferleri mutlaka önceliklendirilmeli. Mozaik embriyo transferleri yapılacaksa da bunlarda düşük de olsa, çifte düşük de olsa öklüit embriyo transferlerine göre artmış bir risk barındığı, bu nedenle öklüit embriyo transfer bulunması için çifte yeni bir deneme önerilebileceği, yani çifte evet bu embriyomuz hazır bekliyoruz hiçbir sorun yok. Yani gerektiği zaman ileride transfer yapılabilir ama belki tam normal bir embriyo bulmak için bir kere daha şansımızı denemeliyiz gibi bir tavsiyede bulunabileceği ve bu tavsiye bulunurken de çifte mozaik embriyo transferinin potansiyel riskleri hakkında tekrar bilgilendirmek gerekli. Takip aşamasında ise prenatal testlerde, yani mozaik bir embriyo transferi sonrasında gebelik oluştuysa prenatal testlerde fetüse yönelik kesin doğrulamanın sadece amniyosentez ile yapılabileceği, NIPT'nin fikir verebileceği ancak kesin doğrulamanın sadece NIPT amniyosentez ile mümkün olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Peki biz mozaik embriyo transferleri için nasıl bir önceliklendirme istiyoruz? En güncel kılavuza göre düşük seviyeli embriyolar her zaman başarı şansı olarak daha iyidir ve dolayısıyla önceliklendirilmelidir. Segmental değişimlere sahip mozaiklikler de tüm kromozom mozaikliklerine göre daha ön planda başarı şansı var, daha önce transfer edilmeli. Benzer seviyede mozaikliğe sahip embriyolar arasında eğer seçim yapmamız gerekiyorsa bunu artık embriyolojik kriterlere göre yapmalıyız. Yani genetik açıdan bu embriyolar hemen hemen aynı. Dolayısıyla biz embriyolojiye bakmalıyız şeklinde bir tavsiye var. Güncel kılavuzlarda dikkat etmeniz gereken şey şu. Artık mozaikliğe dahil olan kromozomların hangisi olduğuna dair bir tavsiye yer almıyor. Yani her ne kadar göreceli olarak bir nebze yüksek risk barındırsa da mozaikliğe dahil olan kromozom 13, 18, 21 mi cinsiyet kromozomu mu ya da uniparental dizomiye yol açabilecek 14, 15. kromozomlar gibi riskli kromozomlar mı, buna yönelik bir kriter artık yer almıyor. Dolayısıyla
Eğer guideline tamamen hani izleyeceksek hangi kromozom olduğu şu anda bizim için önemli değil. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Murat konuşması bitirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Soruları en son alacağız. Soruları Tabii. tüm katılımcılar sohbet kısmından yazabilirler. Daha sonra ben yönlendireceğim. Panel başında söylediğim gibi aynı konuyu farklı iki açıdan ele alacağız ama bu tamamen farklı iki açıdan anlamına gelmeyebilir. Benzer konulardan da bahsedebiliriz. Şimdi sıra Dr. Nilüfer Akgün'de. Bir de Nilüfer'in bakış açısından biz konuyu dinleyelim. Daha sonra tekrar tartışma kısmına geçeriz. Nilüfer söz sende. Slaytlarım görünüyor değil mi? Görünüyor. Tamam. Öncelikle Üreme Tıp Derneği'ne, Cerrahis Derneği'ne ve Murat Hocam'a bana bu şansı verdiği için teşekkür ederim. Ben de olumsuz yönlerini anlatacağım. Murat Bey olumlu yönlerini anlattı. Şimdi mozaik embriyoları transfer etmeyelim mi savunacağım? Neden? Şimdi mozaik öploid embriyolarla ilgili bildiğimiz öploid bir embriyo verdiğimizde canlı doğum oranları artıyor, düşük oranları düşüyor. 43 yaşında bir kadının ortalama anöploidi oranı %85'lerde ve biz PGDA ile baktığımızda mozaik embriyo insinansını yaklaşık kimi çalışmalarda %4, kimi çalışmalarda %30'a kadar bir range arasında görüyoruz. Ve tam olarak bir konsensüs olmadığı için mozaik embriyoların PGDA prosesinde bu sunumu gerçekleştiriyorum şu an. Blastokist'ten kültüre yaptığımız trofoektodermlerden 5 ila 10 hücre alarak NGS ile bu tanıyı koyuyoruz ve mozaisim böyle konuluyor. Daha öncesinde mozaisimden tanısını konulduğunda bunu FISH yöntemiyle, RSCG ile, SNAP ile ya da SNAP mikroarray ile ya da en son yöntem şu an en çok kullanılan Next General Sequencing sistemiyle yapıyoruz. Eskiden dizomi ve trizomi diye ikiye ayırırken biz embriyonun kromozomal yapısını, şimdi mozaisizm denen bir yapıdan bahsediyoruz. CGR için %2 çalışmalarda yanlış tanı koyma oranı var. NGS'e baktığımızda bu yaklaşık %1'lerde. Şimdi bu olay nasıl oluşuyor? Murat Bey biraz anlattı. Eğer sperm ile yumurta birleştiğinde problem olmadığı, fertilize oldu ve bu meiotik evreyi düzgün geçip mitoz, normal bir mitoz geçirirse normal bir öploid embriyomuz oluyor. Fakat bir meiotik error meydana gelirse, bu meiotik error düzgün bir mitozla devam ederse bütün hücreleriniz anormal oluyor. Ama mitozda bir hata meydana gelirse buna bağlı mozaik embriyolarınız oluşuyor. Bu mitozdaki hatanın boyutuna göre hücreleriniz ya tamamen 3'ten fazla anormal hücre artı öploid hücreler, bir hücre varyantı ya da birçok farklı hücre şeklinde oluşabiliyor. Kromozomal yapıya baktığınızda normal hücreleri görüyorsunuz. Bunun dışında ne görebilirsiniz? Uniparenteral dizomi olabilir. Uniparenteral dizomi dediğimiz şey ne? Aynı kromozomdan, örneğin 15. kromozomdan trizomiyi azaltmak için bir rescue meydana getirmeye çalışıyor hücre. Fakat bunun ikisi de aynı hücreden, ikisi de anneden maternal ya da paternal kaynaklı olabiliyor. Monozomik olabiliyor. Segmental delesyonlar ya da duplikasyonlar görülebiliyor. Şimdi işlem nasıl bir işlem? Genelde blastokistten, D5'ten hücreyi inirsel ve trofoektoderm olarak ayırıyoruz. İnirseldeki hücrenin yapısını görmek için trofoektodermden 5 ila 10 tane hücre alıyoruz. Bu 5-10 hücreyi DNA amplifikasyonuyla çoğaltıyoruz. Bir DNA havuzu meydana getiriyoruz. Bu havuzun oranlamasıyla birinci hücre, ikinci hücre kromozomları ayırıyor. Ve bir DNA analizi yapıyoruz. Genelde bunu NGS ile yapıyoruz. Bunun sonucuna göre bu hücremiz öploid, mozaik ya da segmental anormal ya da anöploid diye yorumluyoruz. Şimdi burada işlemde cut-off'lar devreye giriyor. Normalde hep biliyorsunuz 22 tane otozomal kromozomumuz X ve Y kromozomundan oluşuyor. Her kromozomdan 2 tane var. Bilgisayar paneli bu hücreleri değerlendirmesine göre eğer 2'den fazla hücre görürse bunu yukarı doğru 3 görürse trizomi parçasına, 1 görürse monozomi parçasına koyuyor. Burada gördüğünüz örnekte mesela bir 46 XY kromozomunu görüyoruz. Eksi 3. kromozomda
Bir miktar burada kümelenen bir mozaik paterni var. Ve 22. kromozomda biraz 2'nin üzerinde bu range'de kümelenen paterni var. Buna bağlı olarak da 46XY, -3 ve artı 2 olarak yorumlanıyor. Nilüfer'cim beni duyuyor musun? Evet hocam. Slide'lar görünmüyor diye bir not geldi de hemen bir teknik kısım araya girebilir mi acaba? Slide'ları göremiyorlarmış. Öyle mi? Tamam. Evet, bir dakika bekleyelim. Slide'ları göremiyorlarmış. Ben bir ulaşmaya çalışıyorum. Bir dakika. Hocam kontrol ediyoruz. Bir problem görünmüyor başka bir kullanıcı tarafından ama. Bazı katılımcılar slide'ları göremediklerini söylüyorlar. Onu bir kontrol edelim. Slide'lar küçük diyor. Slide'ları tam ekran moduna alır mısın Nilüfer? Nilüfer hocamıza tam ekran modunda hocam. Evet, tam ekran modunda hocam şu an bende ama. Yani evet, gören de var, göremeyen de var. İlginç, anlayamadım ben. Teknik ekip baksın, biz devam edelim. Tamam. Tamam. Devam ediyorum hocam o zaman. Şimdi mozaik embriyoları yorumlarken, şimdi hücreniz total mozaik olabilir. Total mozaikten kastımız trofe ektoderm yapısı ve inner selmes, iki tarafta da mozaik hücreleriniz oluşabilir. Burada embriyonun aldığı alana göre öploid tanınız gelişebilir şu bölgeden aldıysa. Eğer bu iki aradan alırsa, 5 ila 10 hücreden alırsa mozaik tanısı olur. Eğer sadece bu bölgeden alırsa anöploid olarak yanlış tanı alabilirsiniz. Sadece inner cell mozaik olabilir. Burada biyopsi aldığınız sonuçta öploid olarak çıkar ve yine yanlış tanınız oluşabilir. Yine aynı şekilde tamamen sadece inner cell mesi kapsayan bir mozaiğiniz oluşabilir. Bu sefer de biyopsiyi aldığınızda öploid normal bir hücre olarak yine yanlış tanı verebilirsiniz. Ya da tam tersi en çok gördüklerimizden biri inner cell'iniz normal ama etraftaki hücreler bozuk oluşabilir. Yani burada bakın 3 tane aynı hücre olmasına rağmen 3'ü de mozaik hücreler, aldığınız 5 ila 10 hücreye göre biyopsiniz mozaik, %40 mozaik tanısı koyabilirsiniz. Embriyolog eğer buradan aldıysa, bu bölgeden aldıysa normal bir öploid bir embriyo diyebilirsiniz. Ama bu bölgeden aldıysa tamamen de anöploid deyip çöpe de atabilirsiniz. Yani yanlış sonuçlar elde edebiliyoruz. Şimdi bir diğer konu, D3'te mi yapalım, D5'te mi yapalım? Yapılan çalışmalar göstermiş ki D3'te klivaj evresinde mozaisizm oranı %15 ila 90'larda, D5'te %15 ila 30'larda ve prenatal diagnoz tanıya bakıldığında ise bu %1 ila 2'de. Yani giderek D3'ten D5'e mozaik oranı azalıyor. Bunu düzeltme mekanizmalarına bağlamışlar. Ama Scott ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada D3 embriyolarını verdiklerinde ve PGD'ye yaptıkları hastalarda implantasyon başarısızlığının %39 arttığı için bugün blastokist aşamasında, yani D5'te yapıyoruz biyopsilerimizde. Kapalbo bu konuyla ilgili olarak şöyle bir açıklama yapmış. Şimdi klivaj evresinde gördüğünüz gibi bu hücrelerden mesela resiprokal anöploidisi olabilir. Ya da iki tane birbirine benzer anöploidili hücresi oluşabilir. İki farklı anöploidi hücre oluşabilir. Ya da tek bir tane mozaik hücreleriniz, anöploidiniz olabilir. Burada gördüğünüz gibi bunlardan herhangi birini görmeniz zaten mozaisizm tanısını koyar. Ama beşinci güne geçtiği zaman bu hücreler, örneğin resiprokal anöploidiniz varsa gördüğünüz gibi trofoektodermin belli bir kısmında var ve belli bir kısım normal hücreleri içeriyor. Buna bağlı olarak mozaik tarı oranınız aynı şekilde hepsinde azalacaktır. Dolayısıyla birden fazla yerden biyopsi yapılmasının daha önemli ve daha anlamlı olduğunu savunmuş 2017 çalışmasında. 2019'da bu PGD'nin doğru tanı koymadığını D3 ile D5 arasında trofoektodermlerden aldığımız ve inner cell mass'lerle konfirme edildiğinde görülmüş ki eğer segmental bir mozaisizmi varsa trofoektodermin %93'lerde, segmental mozaisizmi yoksa %98'lerde doğru tanı koyuyor. D3'te ise bu oran %86'ya %90. Ama burada tam tersini düşünürseniz 5. gün embriyosunda siz mozaik bir embriyoyu aldınız. Fakat bunun anöploid diye yorumladınız ama öploid olma oranı %6,5. 3. gün embriyosu, klivaj embriyosunda ise %13,1'de. Yani tanı koymayla ilgili sıkıntılarımız var. Şimdi bu D3, D5 karmaşasından sonra Murat Bey de bahsetti. Popovic demiş ki acaba biz in vitro kültür olarak yapsak ve D3, D5'i D12'ye getirsek 12. günde ne oluyor bu mozaik embriyolar? Ve 80 tane embriyonun
73'ünü dondurup çözme mekanizması sonrasında 12. güne kadar getirmiş ve bu 12. güne kadar geldiğinde görmüş ki bunların %51'i yaşayabilmiş ve genel olarak baktığında anöploidi dediklerinin hepsi anöploid çıkmış, öploid dediklerinin hepsi öploid çıkmış. Murat Bey de söyledi ama 7 tanesinin 5'ini mozaik, 3 tane segmental anöplerinin de ikisini öploid olarak görmüş. Yani mozaisizmden öploide doğru bir yer değiştirme olmuş. Şimdi bir diğer konu, acaba bu cutoff'lara göre birimlerin karar vermesi kaç? Yani kimi birim %20 ve aşağısına öploid hücre derken, kimisi %20-80 arasını mozaik kabul ediyor, %80'in üstünde anormal kabul ediyor. En çok kabul edilen cutoff şu an için bu. Amerika'da yapmışlar bu çalışmayı 2018'de. 405 tane IVF ünitesine sormuşlar ve bu cutoff'ların kaç olarak aldıklarına bakılmış. Bu 405 yerin 4 tanesi genetik laboratuvarıyla anlaşmalı, 4 tane genetik laboratuvarı incelenmiş. 3'ü NGS, bir tanesi SNAP yapıyormuş ve bunlardan en çok işlemi yapan A genetik laboratuvarı, gördüğünüz gibi mozaik mozaisizm raporları veriyor. B yine veriyor. C'de mozaik rapor tanısı koymuyorum demiş. Ben D'nin şeyine ulaşılamamış. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim şey, bakın A genetik laboratuvarı cutoff'unu %20 ile 80 arasındakilerde almış. B genetik laboratuvarı demiş ki ben %30 ile 70 aldım. C zaten böyle bir tanı hiç koymuyorum demiş. Şimdi burada o zaman sizin atıyorum şu bölgede bulunan hücreniz C laboratuvarına göre öploid çıktı. B'ye göre mozaik çıktı. A'ya göre yine o da farklı çıktı. Yani laboratuvarların bu bulduğu cutoff'lara göre size verilen sonuçlarınızın farklı oldu. Ve genel olarak %20'sini kabul ediyorlar bu threshold'un. Ama klinisyenler demiş ki daha önce ben mozaik hücre ya da buna bağlı bir hücre verip vermediğimi %63'ü bilmiyorum, tam olarak emin değilim bu sonuçlardan sonra demiş. Bir diğer konu. Şimdi bu mozaisizm gerçekten doğru olup olmadığı bizim en büyük problemlerimizden biri. Acaba bir embriyoya mozaik tanısı diyoruz ama gerçekten böyle mi? Yine Popovic 2020'de bununla ilgili bir review yazmış. Ve bu review'de bütün bugüne kadar mozaik tanısı olan çalışmaları toplamış. Benim burada dikkatinizi çekmek istediğim şey, bakın inner cell mass ile trofe ektoderminin konkordansına baktıklarında, uyumluluğuna baktıklarında Popovic'in 2018 çalışmasında mozaik dediği embriyonun %56'sı mozaik çıkmamış. Chang'ın çalışmasında bu %55. Atıyorum Lawrence'da ise bu %86. Yani çalışmalar arasında büyük bir heterojenite var. Ve burada dikkatinizi çekmek istediğim şey, hepsi de aslında NGS ile yapılmış. Yani kimisi FISH ile yapılıp yöntemi daha farklı buluyor değil. Hepsi NGS ama bunların birbiriyle olan korelasyonlarında bozukluklar var. Burada çalışmanın ayrıntılarına baktığımızda false pozitif ve false negatif oranları bizim için önemli. Aslında en önemlisi false negatif. Yani aslında anöploid olan bir embriyoya biz anöploid değil, sağlıklı diyoruz. Gördüğünüz gibi çalışmalarda bazı embriyolara böyle tanılar konulmuş. False pozitif oranları daha yüksek olmasına rağmen yine de yanlış tanı konulan embriyo sayısı var. Şimdi bir diğer konu, şimdi biz bence mozaisizmdeki problemlerden bir tanesi embriyolog tarafından yapılan trofe ektoderm biyopsisi acaba bu NGS sonuçlarını etkiler mi? Şimdi bu Japonya'da yapılmış bir çalışma, 2022 çalışması. 144 tane blastokistlerde yapılmış bu çalışma. Hastaların bir kısmını lazer yöntemiyle, bir diğer aynı hastaları sonrasında flicking denen embriyonun trofe ektodermini aspire edip sonrasında ani bir hareketle mekanik olarak uzaklaştırma yöntemiyle trofe ektoderm biyopsisi alınmış. Ve çalışmada şu görülmüş, 8 tane birbiriyle korele ettiklerinde bu sallama yöntemiyle, flicking metoduyla daha fazla hücre elde etmişler. Ama pulling yöntemiyle mozaik dediklerinin hepsinin tanısı değişmiş. Artık mozaik olmamış. Burada değişim oranlarını gösteriyor. Yani şöyle,
Bakın burada bu mozaik tanısı olan embriyo bu hale dönmüş. Evet, burada belki ikinci kromozom hakkında yine bir fikrimiz var ama gördüğünüz gibi range arasında değişiklik olmuş. Bu da yöntemle ilgili de sıkıntılarımız olduğunu gösteriyor. Şimdi bir diğer konu yine uyumluluğu, yani bu inner cell mass ile trofoektoderm arasındaki uyumluluk ne kadar? 300 tane blastokisti almışlar ve bu blastokistlerin 113 tanesi öploidmiş, 163 tanesi mozaikmiş ve bunlara baktıklarında tekrar hastaları, bunlar hep donasyon blastokistleri, bunların sonuçlarını önce bir elde etmişler, sonrasında aynı trofoektodermden 4 farklı biyopsi tekrar almışlar. Ve bu 4 farklı biyopsiyi aldıktan sonra korele etmişler ve korelasyonlarında görmüşler ki öploid dedikleri, evet öploid çıkmış. Anöploid dedikleri de %99, %96'larda anöploid çıkmış. Fakat mozaik embriyolara geldiklerinde durum çok karışmış. Mozaik embriyolara baktıklarında segmental anöploidi oranları yapıldığı yerlere göre değişmiş. Segmental mozaisizm oranları değişmiş ve tüm kromozomun mozaik oranlarında büyük değişiklikler olmuş. Şimdi bir diğer konu, embriyo laboratuvarlarının bu raporları verirken bütün laboratuvarların aynı şekilde konuşmaması. Munne ve arkadaşlarının hepinizin bildiği gibi bir çalışması var. PGDA'nın ne kadar anlamlı olduğunu görmek amaçlı anöploidi ile morfoloji PGDA ile PGDA yapmadan blastokist morfolojisini kıyasladıkları NGS ile 25-40 yaş arasında hastaları yaptıkları bir çalışma var. Ve bu çalışmaya göre 330 hastaya PGDA yapmışlar. 331'ine PGDA yapmadan sadece morfolojilerine bakmışlar. Ve buldukları sonuçta bu iki grupta da 35 yaşın altı hastalar bunlar. Bunların doğum oranlarına baktıklarında farklılık bulmamışlar. Yani canlı doğum gebelik oranlarında farklılık olmamış. Ama bu çalışmada mozaisizm oranlarına baktığımızda alt tarafta laboratuvarları gösteriyoruz. Laboratuvarların anormal ya da öploid diye ayırdıklarıyla sadece mozaik diye mozaik raporu verenlere bakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kimisi açık maviler 35-40 yaş arası, koyu maviler 25 ila 34 yaş arasındaki hastalar. Kimisi mozaisizmi öploid oranının %40'larda söylerken, kimisi %38'lerde, kimisi ise %67'lerde söylemiş. Laboratuvar aralarında yine çok farklılık var. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey, genel olarak baktığınızda 35 yaş altındaki hastalarda çalışmada anöploid oranı yaklaşık %49'larda çıkmış ve bu 35 yaş altı hastalar için bir miktar fazla. Mozaik raporu verenlerde anöploidi oranlarını yaklaşık %33 ila %72 rencinde. Ben mozaik tanısı hiç koymuyorum, sadece trizomi ya da dizomi diye ayırıyorum dediklerinde ise anöploidi oranı %0 ila %43'lerde çıkmış. Yani burada mozaik tanısının aslında ne kadar doğru tanıyı da yanılttığını bir şekilde kanıtlamış. Bir de diğer konu, biraz önce de söylediğim gibi laboratuvarların aldığı cutoff'ların farklılığı. Örneğin Igenomics %70 ve üzerine anormal anöploid tanısı koyarken Progenesis %40 ve üzerine anormal tanısı koyuyor. Dolayısıyla bu cutoff'lardaki farklılıklardan dolayı sizin bir hücreniz bir laboratuvar mozaik derken bir laboratuvarınız değil diyebiliyor. Şimdi bu cutoff'ların önemi şurada da oluşuyor. Şimdi bakın elinize geçen rapor bu şekilde bir rapor oluyor. Burada gördüğünüz gibi her kromozom alt tarafta oranlayarak böyle elinize bir range veriyor. Eğer bu range %20'lerde ise, örneğin şu gördüğünüz hasta trizomi XY trizomi 19 kabul edilmiş. Bakın burada bu hastayı patolojik kabul edecekken, eğer sizin triş altınız %40 ve üzerindeyse, yani bu range'deyse, o zaman bu embriyoya tamamen normalde diyebilirsiniz. Şimdi 2020'de Zhang ve arkadaşlarının yaptığı bir multicenter bir meta analiz var. Bu triş altlarla ilgili
mozaik embriyoları öploid embriyolarla kıyaslamışlar. Bir grupta hiç PGD yapmadıkları grupmuş. Bu üç grubu birbirleriyle kıyasladıklarında bunların gebelik oranları ne oldu diye bakılmış. Hastaların özelliklerine bakıldıklarında en çok önemli özellikleri yaş grubunun ileri yaş grubu olan hastalar olduğu. Çalışmanın sonucunda görülmüş ki mozaik embriyoların gebelik klinik gebelik oranları öploid kontrollere göre düşük çıkmış. PGD hiç yapılmayanlara göre de düşük çıkmış. Canlı doğum oranları %27'lerde çıkmış ve düşük oranları %33'lerde çıkmış. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim şey, çalışmanın ayrıntılarına baktığınızda mozaiksizm oranlarını %40 aşağısı ve %40 üzeri olarak aldığında bir grubun %40'larda bir grubu %50'lerde baktığında her iki grup arasında da klinik gebelik oranlarında canlı doğum oranları arasında farklılık olmamış. Yani mozaiklikleri birbirine göre kıyasladığında. Dolayısıyla cutoff'lar arasındaki farklılıklar da burada farklılık yaratmamış. Şimdi bir diğer konu, normal gebeliklere baktığımızda mozaiksizm oranı yaklaşık %1 ila 2 tüm gebeliklerde ve yaşayan hastalarda bu yaklaşık 1/2 olarak gözüküyor çalışmalarda. TREF ve arkadaşlarının 2021'de yaptığı bir çalışmada review'de bugüne kadarki mozaik tanısı almış case'leri toplamışlar ve bunlar transfer edilmiş mozaik embriyolar. Bu embriyoların sonucunda acaba tanı olarak mozaik dedik, sonuç ne olarak konfirme oldu diye kontrol ettiklerinde bir tek Murat'ın da söylediği, Semra Kahraman ve arkadaşlarının yaptığı mozaik 2 demişler ve sonuçta mozaik 2 çıkmış. Bir tek bu çalışma doğru tanıyı vermiş. Diğer tümü hastaların hepsi öploid sağlıklı bireyler olarak görülmüş. Ancak burada dikkatinizi çekmek istediğim şey, şimdi normalde tüm doğal siklusta 1/2 görülen bir şey, sizin 2500 tane mozaik dediğiniz embriyoda sadece bir tanesi çıkmış. Yani bu aslında analizin ne kadar yanlış olduğunu, yaklaşık 1000 kat daha düşük oranda bir oran çıkmış. Burada yine dikkat edilmesi gereken bir konu. Bir diğer konu teknik problemler. Şimdi mozaizm yorumlarken bununla ilgili de çeşitli zorluklar oluşuyor. Şimdi bakın genel olarak size böyle bir analiz geliyor. Burada bu şekilde bir alan sizce mozaik mi değil mi? Bunu nasıl yorumlayacaksınız? Böyle tekniksel problemler var. Bir diğeri de bu şekilde technical noise dedikleri durum. Normalde tabii böyle dümdüz çizen bir çizgiyi görmek ve bu kolay. Yani burada öploid tanısı koymanız kolay. Ama eğer böyle bir çizgi geliyorsa size gelen raporlamada buna mozaik diyecek misiniz, demeyecek misiniz? Bu da bir diğer problem. Peki gebelik oranları ne diye baktığımızda, şimdi mozaik ve embriyo 3 şey olabilir. Ya plazental mozaiksizm olabilir, %87'si bu. Ya %13'ü gerçek fetal mozaiksizm olabilir. Ya da uniparental dizomi olabilir. 3 şekilde klinik gösterebilir. En fazla gördüğümüz plazental mozaiksizm. Bunların gebelik kayıpları fazla ve en büyük şeyleri fetal gelişim geriliği görülmesi. Burada bu embriyoların yorumlanması var. Yani normal bir embriyo göre ya tamamen fetal trizominiz olup plazantanız normal olabilir, ya mozaik olabilirsiniz, ya plazantanız üçünde de mozaiktir, birinde gerçek mozaiksizmdir, birinde embriyonuz normaldir, birinde de her ikisi de jeneralize mozaiktir. Peki bunlara göre baktığımızda 2020'de American Society'nin yaptığı çalışmada canlı doğum oranları, acaba mozaik embriyonların canlı doğum oranları ne diye baktığımızda %33 ile %25'lerde yapılan çalışmalarda canlı doğum oranları var. Ama bazı çalışmalarda %15'lere kadar azalmış. İmplantasyon ve canlı doğum oranlarını yine Popovic'in çalışması review'inde baktığımızda implantasyon oranları kimisine göre %38'lerde, kimisine göre %57'lerde, canlı doğum oranları da kimisine göre %27'lerde, kimisine göre %19'larda oluyor. Yani yine range çok fazla.
Peki bu plazantanın gelişiminin etkisiyle nasıl bebeğin durumu nasıl gelişiyor? Yani sizin en iyi ihtimalle bebek normal ama plazantanız bozuk. Plazantanız embriyoyu verdiniz, mozaik bir embriyo verdiniz ve mozaik embriyo sonucunda plazantada problem çıktı. Bunun sonucu size ne olabilir diye baktığımızda 2021'de bununla ilgili bir çalışma yapılmış ve çalışmaya göre 229 tane hasta analiz edilmiş. Ve bu çalışmada bakın erken gebelik, erken doğum oranı %19'larda, geneli kızmış bu bebeklerin. %11'i 32 hafta ve aşağısında doğum yapmış. %3,6'sı intrauterin eksi olmuş. %4,6'sı termine edilmek zorunda kalmış. %2'si doğduktan sonra ölmüş. %24'ünde çeşitli fetal anomaliler oluşmuş. %33,8'inde de preeklampsi, gestasyonel diyabet, preterm rüptür, prematüre rüptür ve oligohidroamnioz görülmüş. Ama en önemli dikkatinizi çekmek istediğim şey, en büyük şey bunların IUGR oldu. Bu bütün çalışmalarda toplanan review'de hepsinde bir IUGR saptanmış. Burada ayrıntılarına baktığımızda bu bebekleri transfer ettiniz ve ne oldu diye plazental mozaik sizimlerde anomaliler özellikle kardiyak anomaliler var. Hipospadyaz gibi küçük anomaliler de oluşabiliyor. Ama kardiyak büyük problemler ya da terminasyona kadar gidecek problemler de meydana gelebiliyor. Şimdi Çin'den yapılmış 2020'de bu embriyoları verdik. Bununla ilgili meta analiz nedir diye baktığımızda 137 tane mozaik embriyo, 476 tane öploid ve 835 tane PGD yapılmayan Asya'dan, yanlış söylemeyeyim, Asya'dan 3 bölgeden yapılan bir çalışmada görülmüş ki siz mozaik embriyoları verdiğinizde gebelik oranlarınız düşmüş, canlı doğum oranlarınız düşmüş ve daha fazla düşükle karşılaşmışsınız. Burada bu meta analizin göstergesi. Bakın implantasyonlara baktığımızda çalışmalara göre yaklaşık 0,69 yani mozaik embriyolar da implantasyon oranları daha düşük. Devam eden canlı doğum oranları daha düşük ve düşük oranları daha yüksek. Şimdi burada 40 yaşında bir hasta, genelde biliyorsunuz bunlar ileri yaş ve siz bu meta analiz sonuçlarını bilerek örneğin 42 yaşında bir kadına mozaik embriyoyu verdiniz ve düşük yaptı. Sonrasında da bir küretaj sonucu böyle bir aşerman oldu. Acaba bu ne kadar doğru bir yol olabilir? Bir diğer konu 2021'de Viotti ve arkadaşlarının yaptığı 1000 tane mozaik çalışma ile ilgili. Bunlar 5 klinikte 5.560 tane öploid transferle 1000 mozaik transferi kıyaslamış ve bu kıyaslama sonucunda aynı şeydeki gibi, meta analizdeki gibi mozaik embriyoların implantasyon oranları, canlı doğum oranları ve canlı doğum oranları düşmüş, abort oranları yükselmiş. Burada Murat Bey de gösterdi bunu. Mozaik oranlarındaki hasarlara bakıldığında en az segmental, en yüksek ise kompleks yüksek mozaisizmde mozaik embriyonun gebeliği düşürme oranı artmış. Şimdi bunun yanında ama 2021'de bir RBM Online'da bir çalışma çıktı. Bu çalışmada diyor ki biz kompleks mozaik biraz önce gösterdim size. Kompleks mozaik blastokistlere acaba tekrar rebiyopsi ve revitrifikasyon yaparsak bunların öploid oranı nedir diye bakıldığında normalde kompleks mozaik oranları %2,4'lerde. Bu çalışmada 89 tane kompleks mozaik blastokistleri tekrar rebiyopsi yapmışlar. Bunların %96,6'sı bir dondurma çözmeden sonra yaşamış. Ve bakın burada %61'inde öploid tanısı konulmuş. Yani burada tanıyla ilgili yeniden bozuklukların altını çizmek istiyorum, sıkıntıların. Şimdi bir diğer konu. Kapalbo ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma var. Burada Türkiye'den de çeşitli hocalarımız var. Şimdi Kapalbo 1300 tane, 1337 tane PGD siklusunu sonuçlarını almış PGD ile ve bu PGD sonuçlarına göre
bunların anöploid oranlarını ayırmış, geri kalanlarını klinisyenlere söylemeden bir kısmı öploidmiş, bir kısmı düşük mozaikmiş, bir kısmı da yüksek mozaikmiş. Bunları klinisyenlere söylemeden vermiş. Murat Bey de gösterdi bu çalışmayı ve bu çalışma sonucunda gebelik oranlarına bakmış ve gebelik oranlarında düşük ve canlı doğum oranlarında hiçbir farklılık görmemiş. Yani düşük, buna savunma olarak da %50 ve aşağısında düşük ve canlı doğum oranlarında eğer %50 ve aşağısında mozaisizminiz varsa verebilirsiniz demiş. 2020'de Marin bir review yayınlamış ve bu review'de daha öncesinde 1950 tane tanı almış, PGD ile tanı almış ve yeniden re-biyopsi yapmış. Ve bu re-biyopsi sonuçlarında bakın 289'u mozaik olan 289 tane embriyonun 82'si full aneuploidmiş. Yani oranlarsak %28 embriyo öncesinde mozaik tanı almış tek embriyo biyopsisiyle. Fakat sonrasında tekrar baktığında bu tamamen uniform aneuploidi olarak tanı almış. Şimdi eğer Kapalbo'da Kapalbo'nun tanımıyla Kapalbo'da bir hasta mozaik tanısı aldı ve ama Kapalbo'yla devam etmek istemiyor ve Ruvia'ya geldi. Sizce etik olarak baktığınızda bu hasta bu embriyoyu alıp Ruvi bu embriyoyu sizce transfer etmeli mi? Bu konuda da etik olarak problemler var. Yani hasta bulunduğu noktada mozaik embriyoyu transfer ettirmek istemiyor ama sizin kliniğinize gelip burada transfer ettirmek istiyor. Burada ne yapılacağı ile ilgili de boşluklar var. Mozaik embriyoların uzun dönem solukları, evet sadece Semra Hoca'nın çalışmasında mozaik embriyo tanısı almış ve sonrasında mozaik çıkan var ama uzun dönemdeki etkileri hakkında bilgilerimiz az ve bu yeni doğanların sürecini biliyoruz ama devamında ne olduğunu genel olarak bilmiyoruz. Şimdi mozaik embriyoları verdiğimizde yüzde olarak ne kadar mozaikizm olduğu bizim için önemli. Hangi kromozomu tuttuğu önemli. Monozomik mi, trizomik mi olduğu önemli. Bir kromozomun tamamını mı yoksa parsiyel olarak mı etkilediği önemli. Yoksa bir de kaç tane kromozomu etkilediği önemli. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Evet 2021'de PGD şey demiş ama genel olarak bildiğimiz bakın trizomi 1, 3, 10, 12 ve 19'un daha az risk oluşturduğu, daha canlı doğum oranının daha yüksek olduğu, trizomi 16, 18, 21 ve monozomi X'ten kaçınılması gerektiği, 14-16'nın da uniparenteral dizomisi olduğu için genel olarak vermeyin olarak bir yorum var. Şimdi bununla ilgili baktığımda 3 tane farklı ana şey buldum. Bunlardan PGD International Society bakın bir sıralama yapmış. Dediğim gibi trizomi 13, 18, 21 genel olarak hepsinde vermeyi az tercih edilmesi gereken. Ama öncelikle PGD demiş ki monozomik olanları verin. Öncelikle verebilirsiniz. Ama Gretti demiş ki kromozom yapılarına olarak baktığımızda hepsinin oranları birbiriyle uymuyor. Yani PGDS dediğin PGDS örneğin 1, 3, 4, 5, 8, 10, 9 verin demiş. Ama Gretti örneğin 8'i bakın şuraya koymuş. Riskli gruba koymuş. Bir Egünzen 2021'de yine bir review yayınlamış ve o da bakın 1'i, 3'ü, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19 ve 20'yi güvenle verebilirsiniz demiş. Şimdi burada trizomi 8'in altını çizmek istiyorum. Bakın burada bir trizomi 8 bir mozaik embriyo görüyorsunuz. Siz mozaikti 8'i verdiniz. Burada sol tarafta 4 yaşındaki hali. Burada da 16 yaşındaki bir hastayı görüyorsunuz. Bu monozomik bir trizomik 8. Bu hastaların en önemli özellikleri işitme kayıpları ama entelektüel seviyelerinde IQ'larının 70 yaklaşık bunlar. Biz uzun dönemli mozaik embriyoların zekalarının nasıl gideceğini bilmiyoruz. Ve uzun soluklu baktığınızda örneğin bir monozomik 8'de bakın gördüğünüz gibi mozaik embriyoda Williams tümörüne, nefroblastoma, germ hücreli tümörlere, leomyosarkomlara meyil olduğu da görülüyor. Dolayısıyla uzun dönemli solukları hakkında net olarak da bilgimiz yok.
Bir diğer konu, bir çalışma yapılmış. Barat ve arkadaşları daha önce PGDA sonucunu refüze etmiş. Yani ben PGDA sonucunda mozaik gelmiş ama ben bu embriyoyu vermeyeceğim demiş. Sonrasında bu 50 hasta tekrar dönüp bu embriyoları kendilerine transfer ettirmiş. Acaba bunların sonuçları ne oldu diye bakıldığında, bakın hasta yaş ortalaması yaklaşık 43-41'miş. 144 tane embriyo transfer edilmiş. Ve bunların %72'si sadece 1 ve 2 kromozom anormalitesi. %21'i 3 ve daha fazla anormalitesi varmış. Baktığımızda bu hastaların, 144 hastanın 7 tane canlı doğum olmuş. Bir tanesi ikizmiş bu hastaların. 10 tane düşük olmuş. Totalde 50 hastanın sonuçlarına bakılmış. Ve gebelik oranlarına baktığımızda %16'sı gebe kalmış ve sağlıklı çocuk doğurmuş. Peki bu hastaların seçim yöntemlerinde neler etki etti diye baktığımızda Besser ve arkadaşları mozaik embriyo için genetik danışmada genel olarak gelen hastaların %39'u yeni siklus istemiş, fresh siklus demiş. %30'u bana transfer edin, mozaik embriyoyu almak istiyorum demiş. %6'sı imha edilmesini istemiş. %2'si ben götürüyorum başka bir yerde tekrar baktıracağım demiş. %3'ü de donör sikluslarla devam etmek istemiş. %17'si dondurun, bekleyelim demiş. Şimdi 98 tane hastanın mozaik embriyosu varmış. Hiç eploid embriyosu yokmuş. Ve bu hastaların mozaik embriyoları verildiğinde bunların bakıldığında %29'u mozaik embriyosuyla devam etmeyi ama %41.8'i yeni bir fresh bir siklus istiyorum demiş. Ve bu sonuçlar kıyaslandığında bakın siz mozaik embriyoyu verdiğinizde gebelik oranı fresh sikluslarda %51.2 iken mozaiği deneyenlerde gebelik oranı %27.6 çıkmış. Yani fresh'e dönenlerin gebelik oranı daha hızlı gebe kalmışlar. Burada hasta yaş gruplarını gösteriyor. Bu hastaların yaşları genel olarak ileri mozaik embriyoyu tercih edenlerin ve daha önce birçok başarısızlık öyküleri var. Burada yine aynı şekilde bakın mozaik embriyoyla devam etmek isteyenin %27.6'sı gebe kalmış. Yeni bir IVF siklusu, fresh siklus istiyorum diyenin ise %51'i gebelik oranı gözüküyor. Yani fresh siklus daha iyi gözüküyor bu çalışmaya göre. Bir diğer konu, aynı şeyden gidersek 2022'de bu daha şey olmamış, dergide yayınlanmamış ama acaba bu mozaik embriyoyu tercih eden kadınların özelliklerinde neler var diye bakıldığında 20 tane hastaya mozaik embriyoyu tercih edip etmemeleriyle ilgili bir anket yapılmış. Bu hastaların bakın yaş ortalaması ortalama 40. Genel olarak eğitimli hastalar ve çoğu çalışıyor. Çoğu evli bu hastaların. Daha önce çoğu çoğunun yok %50'sinin hiç gebelikleri yok. Ve bu mozaik embriyoyla ilgili bilgileri bir yıllık bir bilgi yaklaşık. Şimdi mozaik embriyoyu refüz eden, ben bu mozaik embriyoyu istemiyorum diyenlerin açıklamalarına bakıldığında bu 20 hastada implantasyon oranı düşük, o yüzden istemiyorum demiş. Düşük oranı yüksek, ben zaten yeterince düşük yaptım, bu yüzden istemiyorum diyen var. Bir tanesi şey demiş, termine edilirse ve anomaliden dolayı termine edilirse bu beni çok korkutuyor olarak açıklamış. Hala öplüit embriyon var o yüzden istemiyorum diyen var. Bunun yanında 16. haftaya kadar ben mozaik embriyon verildikten sonra takip edileceğim. 16. haftada amniyosentez yapılacak ve ben bu amniyosentez yapıldığında bebek anomali çıkarsa neredeyse yoğuru yarılayacağım. Bir de bunun travmasını kaldıramam demiş. Bir başkası bunun çok fazla maliyeti olduğunu söylemiş. Bakın burada yaş grubu olarak bir tanesi şöyle bir açıklama yapmış. Ben şu an 43 yaşındayım, yakında 44 olacağım ve bu benim son şansım. O yüzden mozaik embriyoyu verdirmeyi deneyeceğim demiş. Dini inançlarından dolayı kullananlar olmuş. Yani mozaik embriyoyu
mozaik embriyoyu ortadan yok edemem diye. Bir tanesi de bilime inanıyorum. Demek ki mozaik embriyoları verdiğinde bana normal bir çocuğa sahip olma ihtimalim yüksek diye düşünüyorum demiş. Şimdi burada Facebook'ta bir benim muhteşem mozaik embriyom diye bir sosyal bir site var. Burada bir gerçek bir şeyden bahsetmek istiyorum. Janelle Perez diye bir hasta daha önce iki kez düşük yapmış. Geçen yıl hasta 40 yaşında ve bir IVF siklusu olmuş. Bu IVF siklusunda 8 tane folikül alınmış hastadan. 4 tane embriyo elde edilmiş. Aşağıdaki embriyolar sonuçları. 3 tanesi aneuploid gelmiş. Bir tanesi de 46 kromozom artı 18 mozaik gelmiş. Bakın hasta yeniden düşük yapmak istemiyorum ve çok korkuyorum diyor. Şimdi burada biz bu hasta grubuna, bu hasta grubu zaten zor bir hasta grubu. Bunlar çaresiz ve savunmasız hastalar. Acaba mozaik embriyoları verirken sizde yani sizin için bulabileceğimiz en iyi şey bu. O yüzden de bu kadarını kabul etmelisin gibi bir yöntem mi geliştiriyoruz diye düşünmek lazım. Sonuç olarak şimdi baktığımızda bakın metodolojik olarak birçok yerde mozaik embriyoların olumsuz yönleri var. Bunlardan bir tanesi D3'te mi yapalım D5'te mi yapalım sonucu artık D5. Ama teknik olarak limitasyonlar var. Dediğim gibi pipetle mi aldı yoksa işte lazer yöntemi mi kullandı yoksa salladı mı? Fos pozitif ve fos negatif oranlarımız var. Embriyo kültürdeki problemler, Murat Bey de söyledi, sıcaklıklarla ilgili sıkıntılar var. Embriyoloğun bu konuda yapmış olduğu biyopsi çeşidindeki spesifitesi de önemli tabii. Kaç kez acaba lazer biyopsiyle trofe ektoderm biyopsisi almış? Bunun dışında kontaminasyonlar var anneden ya da örneğin laboratuvardaki laborantınız eline eldiven giymedi ve bunu liziz için DNA'ları havuza koyduğunda oradan bir hücrede gidip sizin yönteminizi tamamen bozabilir. Tekrar biyopsi yapıldığında çalışmalarda sonuçlar arasında farklılıklar mevcut ve bu oranlar maalesef yüksek. Datayı aldığınızda elinizde bu amplifikasyonla ilgili çeşitli yönlerden biaslar var. Farklı cut-off'lar var. Tek bir rapor yok. O rapordaki noise'a göre bile sonuç değişebiliyor. Ayrıca hasta yaş grubunuz dediğim gibi 40 yaş üstü genel olarak ve olumsuz sonuçlar elde eden hastalar. Bunların canlı doğum oranlarına baktığınızda zaten gebelikle sonrasında çoğunda ayıcıar geçecek en iyi ihtimalle. Ve en uzun dönemli etkilerini de bilmiyoruz biz mozaisizmin. Yani uzun dönemde 40 yaşının üstündeki bir kadına mozaik 8 embriyosu verdiniz ve bunun da zeka geriliği oldu. O zaman nasıl bir yöntem çizilir? Ve genetik laboratuvarlar arasında %3 ila 40 arasında büyük bir range'de farklılıklar var raporlamada. Yani dediğim gibi birçok noktada tekniksel olarak ya da kliniksel olarak bilinmeyen noktalar var. Eğer genel olarak açıklamalar işte eğer IVF mozaik embriyoyu verdiniz ve negatif sonuç elde ettiniz. O zaman diyor ki işte bu uniform anoploidiydi bu yüzden muhtemelen. Pozitif sonuç elde ettiğinizde de yani düzeltme mekanizmaları vardı, self correction'ları vardı. O yüzden düzelmiş olabilir diyoruz. Yani net olarak bir elimizde data yok. Ama bir öneri olarak vermem gerekirse kromozom 13, 18 ve 21'den biraz uzak durmak gerekiyor. Intrauterin gelişme geriliğini en çok kromozom 2, 7 ve 16 yapıyor. Üniparenteral dizomi açısından 14 ve 15 riskli grubu oluşturuyor. Dediğim gibi uzun dönem sonuçları tam olarak inirsel mesle trofe ektoderm oranları arasında net olmayan sonuçlar var. Gelecek ne derseniz bence bu konuda gelecek non-invasive PGD. Non-invasive PGD'nin tekniksel olarak ilerlemesiyle gelecekte çok daha iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Sabrınız için ve beğendiğiniz için teşekkür ederim. Evet, her iki konuşmacıya da çok teşekkür ediyorum. Aslında gerçekten çok karışık bir konu. En son ASRM'de de toplantılara girdiğinde hala birçok konunun tartışmalı olduğunu görüyoruz. Şimdi birçok soru geldi. Onları yavaş yavaş ben okuyup yönelteceğim. İlk soruyu ben Murat'a yönetmek istiyorum.
Mozaik transfer için özel bir onam alıyor musunuz? Yani bu konuda en büyük deneyim sahip. O yüzden aldığınız özel bir onam var mı Murat? Onu sormak istiyor bir hani katılımcı arkadaşımız. Yani mozaiklerin hastaları bir kere PGTA işlemi sırasında embriyolarının mozaik çıkabileceğini söylemek lazım. Yani işleme başlamadan önce hastaya mozaik sonuç hakkında böyle bir risk bulunduğunu anlatmak lazım. Eğer kliniğiniz mozaik embriyoları raporluyorsa. Onun dışında transfer zamanında ya klasik transfer formunuza da ya da PGTA transfer formunuza ekleyebilirsiniz. Mozaik embriyo görüntüsü şu şu sonuçlar olabilir diye ya da ayrı bir form da oluşturabilirsiniz. Mozaik embriyo transfer formu olarak. Ama hani hastadan mozaik embriyolara dair bilgi sahibi olduğunu emin olmak lazım hastanın ve bu yönde de kendinizi korumak için de bu yönde de bir onam alınması gerekiyor. Ayrı bir form yapılabilir. Çok mutlaka elzem değil ama mozaik embriyo transferi alacak olan hastaya mutlaka ve mutlaka bunun bilgisinin verilmesi lazım. Evet, bu çok önemli. Bu bilgi zaten mutlaka verilmeli. Peki genetik analiz platformlarının cut-off aralıkları ne anlama geliyor? Sanırım bunu Sinan Özkabukçu sormuş. Bir İskoçya'dan bizim eski laboratuvar sorumlumuz, hatta daha doğrusu hala öyle. Test sonucunda ortaya çıkan bir miktar mozaizm diye bir şey raporluyor musunuz? Yani cut-off aralıkları ne anlama geliyor? Ya da sizin laboratuvarınızın bir cut-off aralığı var mı? Böyle bir şey oluşturdunuz mu? Kendi verinize dayanarak veya bir miktar mozaizm, küçük mozaizm gibi bir şey raporlanıyor mu? Biz mozaik raporu veriyorsak mozaikliğin yüzde kaç olduğunu mutlaka belirtiyoruz. Buradaki mozaikliğin yüzdesi de aslında algoritmaya, tamamen bilgisayar algoritmasına dayanarak çıkan bir matematiksel değer. Şöyle düşünmek lazım. Normal değer bu iki kromozomal iki alınan 8 ya da 10 hücreden elde edilen ortalama değerin iki kromozom kopyasına karşılık gelmesi lazım. Eğer ki buradaki sizin analiz sonucundaki değeriniz, orada profilde çıkan değeriniz 2.2'ye karşılık geliyorsa o %20'lik bir mozaizm anlamına geliyor. Ya da 1.8'e karşılık geliyorsa analizinizde bu %20'lik mozaizme gelir. Ama mesela bu değer %40'lık bir mozaiklikse 2.40'a da çıkabilir ya da 1.6'ya da dönebilir. Mozaik trizomu ya da mozaik monozomi olduğuna göre dayanarak. Soru olarak son kısmı vardı sorunun. Biz mozaiklik değerlerimizi şöyle ki biz başlangıçta %20 ile %80 arasını mozaiklik olarak değerlendirip bunları raporluyorduk. Ancak zamanla veri arttıkça, kendi transferlerimizden veri arttıkça özellikle %30'un altındaki mozaikliğin, yani %20 ile %30'un arasında kalan mozaikliklerin embriyoların neredeyse öpliklerle hemen hemen aynı sonuç verdiğini gördüğümüzde artık daha sonrasında hani klinik olarak da hani bu oturulup konuşuldu ve hani artık %30'un cut-off olarak hani alıp %30'u üzerindeyse mozaik raporlanıyor. Transfer içinse tercihen %50, %30 ve 50 arasını tercih ediyoruz ama vakaya göre nadiren de olsa %50'nin üzerinde mozaik transfer edildiği de oldu. Nadir. Gökhal Öner'in bir sorusu var. Bununla alakalı zaten. %50'ye kadar mozaikliği cut-off olarak alıyorsunuz diye bir soru var. Evet, aslında %50'ye kadar olanlar %30, %50 ya da %20, %50 ortalarda yapılabilir. Şimdi bu da burada amniyosentez bilgisi veriyor musunuz? Gökhal'ın yine öyle bir oranı var. Yani bu hastalara amniyosentez ya da CVS yapılsın diye bir öneri mutlaka yapıyor musunuz? Yani biz öneriyoruz, özellikle mozaik embriyo transferlerinde bu formumuzda da var. Yani eğer ki bunun tam doğrulaması yapılması isteniyorsa, yani mozaik embriyo sonrasında ya da PGTA doğrulaması olsun, tam bir doğrulama yapılması isteniyorsa amniyosentez de öneriliyor. Ancak PGTA'larda daha çok NIPT'ye yönlendiriyoruz. Çünkü NIPT mozaik bir durumdan şüphelenmiyorsanız fetüsü büyük oranda temsil ediyor. Ancak NIPT hatırlamak gerekir ki tamamen plazentayı kontrol eden bir test. Fetüse dair NIPT'de aslında dolaylı olarak bilgi alıyorsunuz. Yani trofektoden biyopsisini fetal dönemde yaptığınızı düşünün.
Birebir aynı. Dolayısıyla bir mozaik bir embriyo transferi sonrasında NIPT yapılabilir. NIPT bize plazantanın normale dönüp dönmediği ile ilgili bilgi verir. Yalnız şuna dikkat etmek lazım. Her NIPT testi %20, %30, %5'lik mozaikliklerle ilgili size raporunda yer vermez. Yani %40 belki %50'yi verebilir ama düşük dereceli bir mozaisin varsa NIPT bunu algoritmasında az olarak şüphelense bile rapora geçirmezler bunu. Amniyosentez ise farklı bir durum. Amniyosentezde gerek kültür olsun, gerekse kültürden sonra fiş analizi olsun, daha hassas bir şekilde mozaiklik ne kadar var onu görme şansınız var. Yani en azından bu yayınlanan vaka, hani merkezimizden yayınlanan vakayı örnek verirsek, biz o %2'lik mozaik trizomiye dönmüştü o ikinci kromozom. Onu biz mikroarray yaptırsaydık tamamen normal bir profil çıkacaktı. %2'yi mikroarray bile raporlamaz. Ona fiş yaptığımız için o analizde gerek hani kültürdeki hücre sayısını daha fazla saydığımız için ve gerekse fiş analizi yaptığımız için oradaki %2'lik çok az bir mozaiklik oranını da tespit edebilir. Yani tabii ki şunu da ekleyeyim. Eğer ki gebelik sırasında herhangi bir gelişimsel anomaliden şüphelenmediniz, herhangi bir risk görmediniz, o zaman bu kadar da detaylı testlere gerek var mı? Bence yok. Hani şu andaki elde görülenler. Ama şunu da mutlaka akılda bulundurmak lazım. NIPT bir tarama testi, amniyosentez tanı testi. Hastalıkta bu konuda mutlaka bilgi vermek lazım. Gerçek bir tanı istiyorsak eğer, gerçek bir tanı burada, yani amniyosentezin bir tanı testi olduğunu da altını çizmek lazım. Şimdi bir soru daha var. Bunu da Nilüfer'e aslında sormak istiyorum. Bu konuda biraz klinik çünkü anlattı. Mesela bir embriyoyu mozaik olarak, Gökalp sormuş kendine, mozaik olarak sapladık. 5. günde blastiyosu yaptık. Onu herhalde söylemek istiyor. Acaba burada mozaizm oranını azaltmak için bu transfer istenmeyen embriyolarda 7. güne gidilip tekrar bunlardan biyopsi yapılıp NGS yapılsa, mozaik oranı azalırsa bunun transferi düşünebilir mi diye. 7. gün embriyo transferi dünyada çok çok az olan bir şey aslında ama böyle bir soru sormuş. Yani 7. güne bu embriyolara tekrar götürüp 7. günde tekrar bir biyopsi yapılabilir mi? Böyle bir yayın okudun mu? Ama Popovic'in çalışmasında eğer zaten düz mantıksa, evet, 5. günle 12. günü kıyasladığında 12. günü daha azaldığına göre muhtemelen 7'de de bir miktar azalacaktır. Dolayısıyla konfirme etmek açısından 7 daha anlamlı olabilir. Ama 7. günü her embriyo yaşar mı, o kadar bekleyebilir mi? O konuda bilemiyorum. Evet, 7. güne kadar götürmek biraz tabii kolay değil. Bir soru daha var. Güzel sunumlar için teşekkür ederim demiş. PGD mozaik embriyo transferi ile non-PGD embriyo transferini karşılaştıran çalışmalarda durum nedir? PGT-T mozaik embriyo transferi ile non-PGD embriyo transferini. Yani bir gruba yaptık, PGD mozaik çıktı. Öbür grubunda da PGD yapmadık, transfer ettik. Böyle bir çalışma var mı? Klinik ve canlı doğum oranları bilmiyorum. Şimdiden gösterdiğim o çalışma öyle. Bir grup mozaik, bir grup PGD ile öploid, bir grup hiç non-PGD. Evet. Ve kıyaslandığında öploid oranlarda gebelik oranı en yüksek. Non-PGD'de bir aşağısı, mozaikler en aşağıda. Yani evet. Bunları kıyaslamışlar. Evet, yani bu da evet. Bir çalışma var. Evet. Ve PGD yapılmayanlar ortada gözüküyor. Peki. Mune'nin çalışması genç hasta yapay zeka ile ilgili bir kıyaslama var mı? Böyle bir çalışma yok değil mi galiba? Görmedim. Evet. Hocam yani gördüğüm yok. Devam ediyorum. Sorulara bakıyorum. Sorulara bakıyorum. Bu hasta grubunun infertil olduğu göz önüne alınırsa PGD-A gruplarının tanısal kesinliklerinin çok farklı pozitif ve negatif sapmalar gösterdiği anlaşılıyor. Totalde yanlış anlamadıysam %0.2 mozaik tanısı alan fetüs olmuş. Bu çok düşük bir oran olduğuna göre transfer daha fazla gebelik ve doğum vaat etmiyor mu? Diye bir soru var. Tam anlaşılabildi mi? Yani şunu söylemeye çalışıyorsam, şimdi normal popülasyonda 2/1 oranında değil mi Murat mozaik embriyo? Gerçek mozaizmden bahsetmiş. Evet, gerçek mozaizm. Evet. Evet. Çok düşük bir oran olduğuna göre transfer daha fazla gebelik ve doğum vaat etmiyor mu? Şimdi şöyle, kişisel fikrimi sorarsanız, hani ben olumsuz yönlerini anlattım ama şimdi bana göre mozaik embriyo tanısı hocam bence fotoğraf karesinin bir alanı. Yani bizim normalde embriyomuz değişiyor
ve değişirken, örneğin mesela parmaklarımız hepimizin kapalıyken, sonrasında bütün parmaklarımız hepimizin açılıyor. Bu açılma olayı nasıl oluyor? Buradaki hücrelerimizin ölmesiyle oluyor. Dolayısıyla siz bu aradan bir fotoğraf çekerseniz, yani mozaikte, siz benim parmağımı yarım görüyorsunuz. Aslında mozaisizm de tamamen öyle bir tanı bence. Yani bu tekniksel yöntemler ilerledikçe mozaik embriyoların aslında öploid oranlarının daha yüksek olduğunu biz giderek daha da fazla göreceğiz. Kişisel kanaatim. Ama şu an maalesef yeterli, yani yeterli derken birçok çalışma var ama biraz daha bunun gelişmesi lazım. Yani seneye farklı konuşuyor olabiliriz. Şimdi Çağrı'nın bir tane yorumu var. Amniyosentez bile mozaikliği tam ekart etmez diyor. Doğum evet. Sonrası bukkal biyopsi yapılabilir diyor. Şimdi şu, bir tane çalışma var. Ondan bahsettiniz mi? Belki kaçırmış olabilirim. RBM Online'da yeni çıkan bir çalışma var. Rusya'dan çıkmış. Burada mozaik embriyo transferi yapılan ve canlı doğum olan çocuklarda daha sonra genetik analiz yapılmış. Yapılanların normal olduğu gösterilmiş. Bu da çok ilginç bir not bence. Hani mozaik embriyo transferi yapılıyor. Doğum oluyor. Çocuklardan doğum sonrasında kandan genetik analiz yapılıyor ve normal olduğu gösterilmiş. Bu da bence çok önemli bir veri. Yani detayını hatırlamıyorum ama çalışmayı isteyen 2020 yılında RBM Online'da çıkan bir çalışma. Bizde yani eğer ki kabul eden çiftler olursa hani doğan çocuklardan hani hücresiz periferik karyotip çalışıyoruz hücresiz olarak. Ama hani şu ana kadar o anormal %2'lik mozaiklik dışında hani bir devam eden mozaiklik görmedik. Ama tabii ki her vakaya çalışamıyoruz. Hani hasta istemiyor, şehir dışında oluyor. Yani çeşitli nedenlerle ama çalışabildiğimiz vakaları mümkün olduğu kadar takip etmeye özen gösteriyoruz. Evet, yine Çağrı'nın bir yorum var. Amniyosentezde mozaiklik oranı 1/10.000, CVS'de ise 1/1000 oranında, 1/100 oranında hastalara çıkabiliyor. Bu bilgiyi de hastalara vermek gerekir diye bir not eklemiş. Ve Başkent Üniversitesi'nde bir çalışma yapmış bu konuda. Bu konuda bilgi vermek isterim demiş. Şimdi sorular geliyor. Doğan çocuklarda periferik kan analizi yapmak mozaizmi yakalamak için yeterli olur mu diyor. Murat, herhalde bu soruyu sen yanıtlamak istersin. Şimdi şöyle, tabii gerçek anlamda bir mozaizmi yakalamak istiyorsanız ve güçlü bir şüpheniz varsa farklı dokulardan örnek almanız lazım. Periferik karyotip tek bir doku aslında, tek bir doku. Tabii ki şimdi biz bu doğan bebeklerde bir anormallik gördüğümüzden dolayı değil, sadece yeni bir teknik sonuçlarını takip edelim niyetiyle yaptığımız için biraz da burada çiftin konforunu, yeni doğan bebeğin konforunu da düşünmek için tek bir alınabilecek en kolay doku olarak hani alıyoruz. Çünkü bu kalsimiri laboratuvar ortamında üretmek de çok kolay değil. Mikro ereğe yönelirseniz bu sefer farklı masraflar devreye giriyor. Bu masrafları nasıl karşılayacaksınız? Hastayı yükleyemezsiniz hani. O nedenle hani periferik karyotip çalışabildiğimiz kişilerden çalıştık. Yani hiç yoktansa bir adım atmak gibi düşünmek lazım. Tabii ki hani ideal şartlarda hani farklı dokulardan 3-5 farklı dokudan örnek alırsınız. Ama yani şimdi yeni doğmuş bir bebekten deri biyopsi çalışamayız yani. Şimdi Gökalp'in sorusunu tekrarlıyorum. Yunifer, o sana daha önce sorduğum soru şu şekilde açıklamış, ayrıntılandırmış. 5. günde PGD yapıldı, raporu geldi, %50'nin üzerinde bir mozaizm var. Embriyoyu dondurduk, 2 gün sonra tekrar çözdük ya da dondurup çözer miyiz? 7. güne mi gideriz artık dondurup çözmek? 2 gün sonra tekrar biyopsi yaptık. Mozaik oranı düşerse bu embriyonun transferi önerilebilir mi? Yani böyle çift biyopsi yapılmış vakalar var mı biliyor musunuz? Yani tabii ki bu herhalde ileri yaşta elimizde başka embriyo olmayan vakalarda son seçenek olarak düşünebilecek bir şey. 5. günde yaptık biyopsimizi. Yüksek mozaiklik geldi. Bunun gerçek mozaiklik mi değil mi onu anlamak adına, yani daha doğrusu clearance olacak mı olmayacak onu anlamak adına 7. günde tekrar biyopsi yapılabilir mi diye ayrıntılandırmış. Böyle bir veri var mı biliyor musunuz? Yani 5-7 olarak bilmiyorum ama dediğim gibi 5-12 olarak biliyorum ve onu da yapamayız. Evet, yapabiliriz. Yani ve anlamlı olarak öploid, daha çok öploid çıkmış. Anoploidin tanısı yine anoploide çıkmış. Mozaikler ama öploidiye dönmüş. Mozaikler öploidiymiş. Yani şunu eklemek istiyorum ben. Aslında yani guideline'ların hiçbirinde mozaik embriyo ilk tanıda mozaiklik aldıysa bir embriyo, mozaik tanısı aldıysa rebiyopsi yapalım yok. Hani çünkü rebiyopsi yaptığımızda o embriyo biz tekrar mozaik tanısı elde edersek tamam bu embriyo mozaikli diyeceğiz. Mozaik değil.
Öpleyit elde ettik. E tamam da ilk tanımız da doğru. Evet. Yani demek ki aynı gerçek anlamda mozaikmiş. Yani bir tarafta anormal hücreler evet. var, mozaiklik var. Bir tarafı ise öpleyitmiş. Yani diğer tarafı anoplit gördük. Yine mozaik. Yani hani mozaiklik tanısı değişmiyor. Başka kromozom çıkabilir. Yani dolayısıyla aslında kafamızı daha çok karıştırıp embriyonun implantasyon potansiyelini daha çok düşürmekten başka yani bir işe yaramıyor aslında ikinci biyopsi. Evet. Çağrı'nın yine bir burada şeyi var, yorumu var. Bu hastalarda hani mozaik embriyo transferinde EUGR daha çok olur gibi şeylerde sonuçlarda bir bias olabilir. Regresyon analizi yapmak lazım. Confounding faktörleri ortaya koyarak diye ama hani çalışmalarda aslında özellikle hani plazentaya gittiği için normal hücreler bunlarda sanki gemilik komplikasyonları daha yüksek gibi gözüküyor. Confounding'leri katmak lazım. Evet şimdi başka soru gelmedi. Ben toparlayacak olursam bir bu hastalara mutlaka bir onam formu imzalatmak lazım. Amniyosentez ya da NIPT bu konularda hastalara mutlaka bilgi vermek lazım. Onun dışında segmental bir anoplidimi, tek kromozomal ya da kompleks kromozomları segmental bir mozaizm mi, tek kromozomum içeriyor, kompleks kromozomları mı içeriyor? Bunları mutlaka ve oranlarını hastalara bildirmek lazım. Bu önemli. NGS zaten oturmuş teknik gibi gözüküyor. Murat senin bu konuda hani önerin var mı? Yani NGS artık bu konuda standart oturmuş teknik gibi gözüküyor. NGS kullanılıyor. Gerek maliyet açısından gerekse hani oturmuş olabilir. Ama yakın gelecekte daha da detaylı inceleyen NGS metotlarına yani daha maliyetler daha da düştükçe aslında hastalara daha kesin sonuçlar da verebileceğiz. Ama hani birkaç yılı var o işin. Evet. D3 embriyo transferi ortadan kalktı artık onu yapmıyoruz kesinlikle. Non-invasif PGD teknikleri ileride hani bunun yerini alır mı? Çünkü onunla ilgili daha çok gelişmeye ihtiyaç var. Bunu görmek lazım. Ve her laboratuvarın kendi cut-off değerlerini oluşturması lazım. Bir de şu önemli gerçekten uzun dönem etkileri açısından örneğin bu çocuklar 20 yaşına geldiği zaman gelişimsel, psikomotor bir farklılık olacak mı olmayacak mı? Aslında bunu bilmiyoruz. Yani bu konuda da mutlaka bir not düşmek lazım. Son sözleriniz var mıdır arkadaşlar? Söylemek istediğiniz sonra kapatalım. Yani benim mozaik embriyolarla ilgili söyleyeceğim. Yani çok çok fazla yayın var son bir yılda. Eminim bu yayınlar giderek artacak. Çünkü NGS'in tanı koyma yöntemleri arttıkça ve gördüğüm kadarıyla şu an dediğim gibi konuştuğumla bir yıl sonraki bir miktar daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Bence mozaik embriyo yani aslında yani elinizde hiç öploid yoksa verilebilir tabii ki. Senin söylemek istediğin bir şey var Murat. Kapatalım. Yani mozaik embriyo konusu ilk ortaya çıktığında ben aslında şu andakine göre çok daha çekimserdim. Yani risk olarak hani da görüyordum daha fazla kişisel bakış açısı olarak da. Ancak hani veriler gösteriyor ki dikkatli olunması gereken bir grup. Ancak yeri geldiğinde bazı çiftler için gerçekten son şans ve hani değerlendirilebilecek bir şans. Dolayısıyla utan alınan embriyolar tamamen çöp değil. Sadece bizim bir kenarda tutabileceğimiz aklımızın köşesinde olması gereken hani embriyolar olarak düşünüyoruz. Evet, hem Murat'a hem Nilüfer'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten konuyu güzel toparladılar. Çok açık alanlar var. Çok tartışacak bir konu ama gerçekten iki arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bunların detaylarını Üreme Tıbbı Derneği ve Cerrahi Üreme Tıbbı ve Cerrahi Derneği Kongresi'nde bu sene yine tartışacağız. Uygun olan herkesi bekleriz. Bütün katılımcılara ve konuşmacı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilerim. Hoşça kalın.